Kendimi hiç bu kadar kaybolmuş hissetmemiştim daha önce. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Nasıl oldu hiç anlamadım. Tamam, geçti. İyiyim. Tamam. İyiyim. Bakma öyle. Bu işin mantıklı bir tarafı yok işte. Hem biliyorsun, çabucak toparlarım kendimi. Geçti, tamam. Ümitciğim, sen aşık olmuş olmayasın. Ne? Defne, aşk böyle olmaz yani. Nasıl olur? Ya bilmiyorum da bunun bir adı varmış. Stockholm sendromu mu ne? Öyle oldu işte. Yani kendini kaçıran insana merhamet hissediyormuşsun. Ben de merhamet duyuyorum bu adama. Merhamet öyle mi? Defne, ben çok ağır bir şey yaşadım. Biliyorum canım, kaçırıldın. Hayır, onu kastetmiyorum. Bambaşka bir dünyayla karşılaştım orada. Çaresizliği gördüm. Ama bir o kadar da birbirine yardım eden insanları, dayanışma içinde olmalarını... cesareti gördüm, umutu gördüm. Birlik. Belki de o çaresinin içindeki kahramanlık etkiledi beni. Olsa olsa yanılsamadır bu. Aşk falan değil. Mahir'in göstermedi bu kahramanlık. O adamın sevdiğini kurtarmak için yaptığını Mahir yapmadı. Mahir'in neden bunu yaptığını anlıyorum. Aklım biliyor. Tamam. Peki kalbin? O da biliyor mu?